Efendim, Number One Medya grubu stüdyolarına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok yoğun bir meeting programınız var ve bu kadar yoğun bir programın içerisinde bir gençlik kanalına vakit ayırmanız bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle seçim sürecinde yaklaşık 15 gün süren bir kampanya yaptık biz de kendi içimizde ve gençlerimize sorduk. Liderlerimizden merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz neler var? Lütfen number1.com.tr'ye yazın ve kendilerinden birebir öğrenelim sorularınızın cevaplarını. Yaklaşık 1 milyon 700 bin ilk defa oy kullanacak gencimiz var bu seçimde. Onların yaklaşık 9 bin sorusu oldu 15 gün içerisinde. Bunlardan bazılarını izin verirseniz size yönlendirmek istiyorum. Öncelikle bu seçim kampanyası sürecinde emekliler olsun ya da toplumun diğer kesimi olsun, onlara çok vaatler verildi, planlarından bahsedildi. Fakat gençlerle ilgili çok net projelere pek denk gelemedik açıkçası. Bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Gençler neden size oy versinler efendim? Şimdi aslında birçok projeyi biz hayata geçirdik ve seçim beyannamemiz dedi gençlerle ilgili çok önemli sözlerimiz, vaatlerimiz var. Bir kere tabii ben öğretim üyesi olarak her zaman gençlerle beraber oldum. Yani hasbelkader başbakan danışmanı ve daha sonra da Dışişleri Bakanlığı'na giden yolda eğer daha önceki akademik hayata dönmeyi çok planladım. O gerçekleşmiş olsa şu anda gençlerle amfilerde ders yapıyor olacaktım. Ve benimle öğrencilerim arasındaki ilişkiler hiçbir zaman başlayan ve biten bir ilişki olmadı. Hala dünyanın her yerinde daha önce dersimi almış öğrencilerle karşılaşırım. Bir kısmıyla hala spor yapar, futbol oynarım. Bir araya geldiklerimizde evliliklerini eğer ben yapmışsam, aracılık etmişsem çocuklarını bilirim. Dolayısıyla şimdi gençlik olarak öğrencilerimin çocukları üzerinden yeni nesli de daha yakın tanıyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman gençlerden uzak olmadım. Eğitim hayatında akademisyenliği tercih etme sebebim de bir gencin tohum atılan bir toprağa tohum atılması gibi büyümesini, serpilmesini, zihnen büyümesini hep böyle büyük bir şeyle takdir ve varoluşsal bir ilgiyle hep takip ettim. Her zaman söylerim, 3 ilişki var ki varoluşsaldır. Bir anne babayla çocuk arasındaki ilişki, çünkü varoluşunuz anne babaya bağlısınız. İkincisi hocayla talebe alışkısı ilişkisi. Burada da zihni varoluş şekilleniyor. Onun için üçüncüsü de eşim üzerinden doktor hasta ilişkisini gözledim, o da öyle. Dolayısıyla biz hep gençlerle beraber olduk ve hayatım boyunca da eğer tekrar akademik hayata dönsem de dönmesem de her zaman gençlerin dünyasıyla ilgimi hiç koparmamaya özen gösterdim. Çünkü nihayet dinamik olan bu. Vaatlere gelince bir kere ben yaşların belli psikolojileri var ve onlara uyumlu davranmak gerektiğini düşünüyorum. Bir gencin mutlaka muti olması, eski tabiriyle söylüyorum, itaatkar olması beklenmez. Biz de gençlik dönemlerimizden geçtik. Hatta geçen 19 Mayıs'ta gençler beni ziyarete geldi, 81'den onlara söyledim. Bir gencin bir adaletsizlik gördüğünde buna sesini yükseltmesinden daha doğal bir şey yok. Ben size sesinizi kısın demiyorum, sesinizi yükseltin. Meşruiyet zemini içinde her zaman sesiniz yüksek olsun. Gençlerin sesini kısmak ya da gençlerden böyle itaatkar bir tavır beklemek yerine gençlere özgür düşünceyi öğretebilmemiz lazım. Ama özgür düşünce aynı zamanda sadece dışarıdakilere karşı özgürleşme değil de gençlerin de kendilerine karşı da özgürleşip kendisini de kontrol edebilecek bir özgürlük anlayışına gelebilmesi önemli. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken şey ne? Siyasi otorite diyeyim veya siyasi yaklaşımlar olarak gençlerin önünü açacağız. Gençlere sınır koymak, onları tanımlamak yerine gençlerin kendi serüvenlerini yaşamasını sağlamak lazım. Kendi serüvenini özgün olarak yaşayan birisi hata yapsa bile daha sonra o hatasını hem düzeltir hem de ondan bir tecrübe edinir. Ama başkalarının aklıyla davrananlar bir müddet sonra doğru da yapsalar kendileri olamazlar. Burada süreklilik içinde gençlerin bu
özgürlük ve özgünlük arayışını teşvik etmek lazım. Hafif macera perest olmaları çok değil. Her gencin hakkı. Yeter ki bunu bir şekilde kendi dünyalarını da düzenini de bozacak, kendi iç dünyalarını da bozmayacak halde yürütebilmelerine yönlendirmek. O zaman bizim ön açmamız lazım, ufuk açmamız lazım. Mesela benim siyasette de, akademik hayatta da en çok önem verdiğim husus, psikolojik boyutu için özgüven. Gençlere özgüven kazandırmak lazım. Bizim nesil, 70'li yıllarda gençlik yapanlar, 68 nesli sonrası, kendimize güvenimiz çok yüksekti. Yani sanki bütün dünyayı biz değiştirebilecekmişiz gibi sağ sol ideolojiler içinde hep bunu hissettik. Ama şimdi o istikamet üzerinde yürüyenler, şimdi o gençlik dönemlerini hatırladığımda dünyayı değiştirebilme idealinin size bir misyon da yüklediğini görüyorsunuz ve şu anda elinizde yani yapabileceğim şeyleri görebiliyorum. Ama 80'li yıllardan sonra, daha sonraki dönemlerde gençliğin özgüvenin sarsıldığı, 12 Eylül dönemini kastediyorum, 28 Şubat dönemini kastediyorum. Gençliğe ne olması gerektiğini öğretildiği dönemlerde gençler kendi özgüvenlerini kaybetmeye başladılar. Şimdi bizim AK Parti iktidarları dönemi gençliğin özgüvenini tekrar kazandığı bir dönem. Yani iddialı olmak, bir şey yapmak, süper lige oynamak tabiri caizse, azla yetinmemek. Bu bizim dönemde ufku açılan bir husus. Ben 28 Şubat döneminde hocalık yaparken çok ızdırap çekiyordum. Gençlerin girdikleri psikoloji bir an önce Türkiye'yi terk edip dışarıda bir yerlere nasıl kapak atarım psikolojisiydi. Çünkü istihdam imkanı yok, ekonomik problemler var, baskı var. Halbuki şimdi bir başbakan olarak benim gençlere verebileceğim en önemli şey, bu özgünlük ve özgüven psikolojisini onlara yansıtacak şartları sağlamak. Şu anda Türk genci Avrupa'ya gitmeyi bir ideal olarak çok görmüyor. Neden? Çünkü Avrupa'daki iş imkanları Türkiye'den daha iyi değil. Doğru. Biz bunu kim sağladı? Bunu AK Parti iktidarlarının ekonomiyi büyüten potansiyeli sağladı. Eğer biz 2008 krizinde kötü bir ekonomik performans sergileseydik, şu anda gençlerimiz kendilerini yurt dışına atma çabası içinde olurlardı. Hı hı. Bir kere bu ekonomik performansı bizim birinci gençlere vaat ettiğimiz şey özgüven. İkincisi bu özgüven içinde Türkiye'de onlara en iyi şartları sağlamak. Yurt dışına gitseler bile Türkiye'de iş olmadığı için, alan olmadığı için değil, daha iddialı hedefler için gitmeli ve Türkiye'ye geri döneceği psikolojisinde olmalı. Bunun için ne yapmamız lazım? Mesela 81 ile üniversite açtık. Evet. Yani biz iktidara geldiğimizde 73 üniversite vardı, 76 üniversite vardı. Biz 107 üniversite daha açtık. 117 üniversite daha, şu anda 193 üniversite var. Şimdi üniversiteler dahil mi buna? Hepsi evet. Daha 193 üniversite. Evet. Bazen ben Doğu'ya, İç Anadolu'ya gittiğimde yeni üniversitelerin kampüslerine gidiyorum. Hı-hı. Yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken sahip olduğumuz imkanlara neredeyse sahip olan, hı-hı, alanlar. Geniş laboratuvarlar, imkanlar. Şimdi peki başka ne yaptık? Biz iktidara geldiğimizde gençler, bakın çok komik bir rakam şimdiki gençler için, 45 lira burs alıyordu, 45 lira. Şimdi 330 lira alıyor. Evet, en çok sorulan ve en çok beyni toplayan durumda. Lisans, yüksek lisans, evet. 660 lira. Evet. Doktora 990 lira. Evet. Şimdi bu gence bir kere, genç kendisine evet bu bursu aldığında, cebinde bunu hissettiğinde bunu kitaba ayırabilir. Bunu kendi hayatı içinde en azından kendini güvende hisseder. Ve bunun için de kredilerde özellikle zengin mi fakir mi diye de ayrım yapmıyoruz. Kendi hayatını kurmak isteyen her gence bu imkanı sağlayabiliyoruz. Şimdi bunlar aslında gençlere sağladığımız büyük imkanlar. Ayrıca yine çarpıcı bir şeyle söyleyeyim. Biz yaklaşık 2000 spor tesisi kurduk. 199 gençlik merkezi kurduk. Bazı ilçelere gidiyorum özellikle spor tesislerine bakmaya. Yarı olimpik spor yüzme havuzları var. Tam olimpik yüzme havuzları var hemen hemen bütün illerimizde. Hı hı. Gençlerin bedensel gelişim bakımından bizim dönemde sokak aralarında çamurlu şeyler içinde oynardık. Ve 2002'de Türkiye'de doğru dürüst spor salonu yoktu.
ilçeleri bırakın, illerde şimdi görüyorum son derece kötü yapılmış, gençlik psikolojisine uymayan salonlar vardı. Şimdi bunların hepsini şey yaptık. Geçen Gençlik Spor Bakanımıza özellikle yaz kampları ile ilgili bir briefing almak istedim. Tatil köyü gibi gençlik yaz kamplarımız var şimdi bizim. Almanya'daki gençlerimizi Türkiye'ye getirerek, dünyanın değişik yerlerinden gençleri getirerek artık orada misafir edebileceğimiz alanlar var. O bakımdan AK Parti'nin gençlerle ilgili getirdiği projeler, düşünceler son derece ufuk açıcı. Son bir şey yaptık ve bana çok mutluluk verdi. 19 Mayıs'ta 81 ilden gençler geldiğinde onlara dedim ki dünyaya açık olun. Kendi mahallelerinize sıkışmayın. Mahalle güzel bir kavram ama burada kastettiğim kendinize yakın görüşe sahip olanların sadece oluşturduğu yerlere girmeyin. Aksine dünyaya açılın. Onun için de dedim size özel bir indirim yapalım. Sonra Türk Hava Yolları ile konuştum. Şu anda karar da alındı, uygulamaya da başladı bildiğim kadarıyla veya başlayacak yakın zaman içinde. Ama başladı diye biliyorum. Çünkü hemen başlamaları talim şeyini de verdim. 12 ile 25 yaş arasındaki gençlere yurt dışına çıkmaları halinde %30 başladı. Bilet indirimi. Başladı efendim. Yönetim kurulu kararı aldı da uygulamaya da başladı. Şimdi bu mesela Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla destinasyonu olan hava yolu şirketi şu anda. Gençler bunu yap. Bunun için biz oturup bir vaat yazmadık. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyi gibi yapılmış bazı işleri vaat diye de sıralamadık. Kararı alıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Evet. Gençler bunu hissediyor. Mesela şimdi kampanyalarda gençlerle olan diyaloğuma bakıyorum ve gençlerin oraya geliş psikolojisine. Beni bir başbakan olarak görmüyor sadece. Ahmet Hoca diye hitap ediyor. Kesinlikle. Olunca hatta bir seferinde Büyükelçiler Konferansı'nda Edirne'de konferans veriyorum. Büyükelçilerimiz de orada, üniversite öğrencileri de orada. Bir genç söz için kalktı ayağa. Hocam dedi, ama herkes onun büyük bir amfi. Sizden bir randevu talep edebilir miyim dedi. Dedim ki eğer Sayın Bakanım diye başlasaydın, ya o zaman bakandım, seni özel kaleme gönderecektim. Hocam dediğin için randevuyu benden alacaksın, gelip konuşacaksın. Dolayısıyla biz gençlerin psikolojisini de biliyoruz. Onlara yapabileceğimiz şeyleri de ve bu konuda çok geniş bir perspektifimiz var.